Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ala Resulina Muhammedin salavat. Size bugün karalamayı göstereyim. Karalama. Akşama ekmek param bu. Şimdi bunu okuyacağım. Isınmak için okuyacağım. Konumuz bu değil. Konumuz Dima 117 akıl. Akıl okuyacağız. İyisiniz değil mi? Çok şükür. Elhamdülillah. Tamam. Sevgili kardeşlerim, okuyacağım yer ısınmak içindir, dersimiz değildir. Dersimiz değildir. İki, kurşun kalemle yazıldığı için doğrusu bulunana kadar şimdilik doğru budur. Doğrusu bulunana kadar, doğru aşağı bize bildirilmedi ki. Kalbime gelen mana ile yazdım bir anda. Bu olacak şey değil. Bu akıl olacak şey değil bu şimdi. Onu da söyleyeyim, itiraf edeyim. Eğer isabet etmişse, istifade etmişse ikram ilahidir. Peki, temize çektim. Size de gönderdim ben onu. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Zatı sıfatlardan olan vücuttan, zatı sıfat var ya, vücut, subutu sıfat, subutu sıfat olan mevcuduma bakarken, benden bana ben diye koştum var ya, gittim. Önüme bunu kaçırırsanız bu okunca yer kavramak zor olur. Şu, önüne cud, vav gelirse vücut, mim gelirse mevcut. Önüne varlığı koy. Sır insanı ile bakacağız. Hadi Bismillah. Abi diğer abilerim mikrofonu kapatabilir mi acaba? Ses geliyor çünkü diğerlerinden. O zaman... Abi ben cahillikten şey sorayım Hasan abi. Efendim? Şey sorabilir miyim? Sor. Subuti sıfat olan mevcut bizde mi yani? Hayır hayır. Hayır, çok güzel. Vücuttan mevcut, mevcut sıfattır, şey, esmadır. Oraya bakarken dişe vuruşları. Yani zati sıfattan subuti sıfata bakarken bende ortaya çıkan. Bir daha. Zati sıfattan subuti sıfata bakarken kendime kendimle bakarken mevcut olan dışarıya tereşu, ben bana bakarken mevzu benim, düşünceme düşüncemi konu ettim. Osman, duydun değil mi abim? Dersin konusu bu değil de ısınmak olsun, hani yapardık ya Dima dersinde. Evet abi. Böyle bir şey olsun. Bugünkü istifademi de paylaşayım sizinle. Kimse... Tamam abi, ben yeni girdim, dinliyorum inşallah. Ha, yani bunu kaçırırsanız bu önermeyi, şu önüme kendimi koydum. Önüme kendimi koydum. Olmayan ben, vasıfsız vasıf, sıfatsız sıfat, vücutsuz vücut,
koydum, vücudumla mevcuduma bakıp tezahür eden. Cud, vücut, mevcut. Hasan abi. He, evet. Vücut ve mevcuta bir örnek verebilir misiniz abi? Şimdi bu olacak. Yani sistemsiz ama sistem o bende tezahür eden. Hep örneği vereceğim İrfan. Bismillah. Acizlikle eylemselliğine dönen acizlik sistemsiz sistemiyle eylemselliğe döner insan. Acizlik muhadik, tahrik ediyor. Eylemsel, eyleme dönüyor. Acizlik. Fakirlikle zihinselliğe, şefkatiyle letafetliğine, tefekkürüyle aşkınlığına, ne demek? Kendinin arkasına geçerek, tefekkürle kişi kendisinin arkasına geçerek, noksanlığıyla, noksanlık, vücut, vücutsuz vücut, noksanlığıyla, hani aç, fark, noksan, kusur var ya, noksanlığıyla, noksanlık ne yapar? İçsel bütünlüğünü uyandırmaya, kusuruyla haddini bilmeye, mevcudunu bitirmesiyle vücuda, yokluğuyla var olmaya, kendisini kendisine mevzu etmeyle, çok önemli bunu, kendisini kendisine mevzu etmeyle, düşünselliğine, serbest bölgeye taşınıyor. Kağıt elinizde, bilmiyorum, size göndermişim, cep telefonunuzda olması lazım. Dima ve serbest bölgesine bunun resimleri vardır. Var mı? Bir taneniz değil, var deyin de ben de şey... Var, çekip çıkardım. Tamam. Bir daha. Çok önemli, üç defa olsun. Kendisini kendisine mevzu etmeyle düşünselliğe, yani serbest bölgeye taşınıyor. Esmaların meratipleriyle bakmasıyla, insan esmanın meratipleriyle bakarsa hakikati aynı zahirde bularak hakikat binliğine, bilmediklerini bilmekle bilene, bilmeye yani, bildiklerine kanaat etmesiyle cehalete, gayretsizliğine, kendini keşfetmesiyle ünsiyete, ünsiyetle ülfeti karıştırmayın. Ünsiyetimizi Allah ziyade etsin, ülfetimizi kaldırsın. Bak, kendini keşfetmesiyle ünsiyete, kendine yatırım yapmamasıyla ülfetli, ağacın meyvesi gibi varlık sürecinin sonucu olmasıyla kainatın meyvesi olan, özüne seyahat etmesiyle dehşet, vahşet ve kimsesizliğin ve ervah habiselerinin izacatından kurtulan, bir daha, özüne seyahat etmesiyle dehşet, vahşet, kimsesizliğin ve ervah habisenin izacatından kurtulan, rehbere ihtiyaç duymamasıyla dalin guruhuna dahil olan, kendi bildiğine kanaat etmesiyle geçimli ve uyumlu anlaşılır, kendi bildiğine kanaat
Ha, etmemesiyle geçimlidir, uyumludur, anlaşılır olur. Nokta-i istinadi ile imanlı, nokta-i istimdadi ile Müslüman olan, bölünmüşlüğü kavraması ile, yani kainatın parça parça ama arkada hakikati tek. Yani niye bölünmüş? Deniz, dağ, taş, ağaç, kedi, köpek, insan, dünya, ahiret, celal, cemal. Bölünmüşlüğünü, yani varlığın bölünmüşlüğünü kavraması ile bütünselliğe, faniliğini aşarak bekaya mazhar olan, meratip ve perdeleri aşarak hadisatın altından sıyrılan, muhabbetiyle fedakar, mahiyetiyle özgür, mec'uldaki enesiyle Adem'de vücuda çıkan, sırrı insaniyle sırrı ilahiyi gösteren, yedi sıfatlarının cemiyle şuurlanan, enaniyetiyle, enaniyet gurur kibir değil, Emirdabir 146'daki harita, ruzname, takvim, cami mikyas, doğru nümenecik, hassas mizancık, enaniyet hassasiyetinde, nefsiyle beşer, aklıyla muhatab-ı Kur'an olan, haramlardan kaçmasıyla dindar ve içsel huzuru bulan, kuralsız, ölçüsüz yaşamasıyla köle ve tutsak olan, terk ve tecerrütleriyle düşmanlarını ve olumsuz hadisatları basamak olarak kullanan, doğrularını yaşayarak maneviyatla beslenen, cemaatiyle güçlü ve korkusuz olan, zaaflarını bilmesiyle emin olan, varlığı ve kendi gölgelerini önüne koymasıyla varlığı, mevcudatı ve kendini öne koymasıyla şirk ehli ve kendine tapınan, bilerek hakkı batılla karıştırmakla hakka düşman olan, hakikatleri nakıs görmekle ehli bida olan, vehmiyle, bu da çok güzel, vehmiyle düşüncelerinin vesvesesiyle amellerinin sağlamasını yapan, inandığını ve yaşadığını simasında fiillerinde gösteren, ilmiyle dönüşümü ve değişimi tasdik eden, ilim bu, düşünce demedim, malumat değil, ilmiyle dönüşümü, değişimi tasdik eden, vehmiyle, zanlarıyla, emri nisbi ve emri itibariyle çok kül ve külli düşünerek halife-i arz olan, lütfu kahrın şeyi vahid bilmeyen, bilmemesiyle aciz ve sıkıntı çeken, celal ve celalin cemiyle kemal bulan, irfan ve marifetiyle, ki parantez aç, Allah'ta irfan ve marifet yoktur, kesb ile elde edilendir, Allah'ta ilim vardır, irfan ve marifetiyle burada orayı yaşayan, vücuduyla ezeli, mevcut olmasıyla ebedi olan Zat-ı Zülcelal'e en cami ayna olan, Arş-ı Azam'ı ruhuyla, Arş-ı kalbiyle, Lef-i Mahfuz-ı dimağıyla, Kürsü nefsiyle ifade edip gösteren, ne olmadığını bilmesiyle, bak, ne olduğu değil, ne olmadığını bilmesiyle
ne olduğuyla kendini tanıyan, bir daha, ilk önce olumsuzlayarak ben neyim? Hayır, ben ne değilim? Çünkü sen sonsuzsun. Mesela ne helal Kur'an'da? Haramları sayar. Helal, gerisi helal. Yani ne olmadığını bilmesiyle, ne olduğuyla kendini tanıyan, bunlar dışa vuruşu nedir? Belirlenmişlikleriyle fehmeden. Fehim böyle çalışır. Ne olmadığını bilmekle ne olduğunu aralayıp fehim sistemi çalışıyor. Ne olmadığımı bilerek, ne olduğumu tanımlayarak fehim sistemini aktif eden, kendisini kendisiyle sınırlamayla hür olan, kendisini kendisiyle sınırlayarak hür olan, var olan her şeyin tasdikleri belirlenmişlerinden, yani var olan elma, armut, insan, kedi, köpek, var olan her şeyin tasdikleri, belirlenmişlerin sıfatlarından, niteliklerinden soyutlayarak, yani varlığın üzerindeki esma ve sıfatı soyarak mevcuda... Efendim? Taşıdıkları dedi mi? Ondan sihirli. Ne taşıyorsa çıkart onu. Yani tasdikleri de değil de taşıdıkları yazıyor galiba. He. Ne yazmış? Taşıdıkları, evet evet. Çok özür dilerim. Var olan her şeyin taşıdıkları belirlenmişlerinden, sıfatlarından, niteliklerinden soyularak, yani mesela güneş içine diyor 8 tane ismi azama mazar diyor. Çıkart onu. Hemen onu çıkartırsanız sıfata düşer. Sıfattan da çıkart. Yani varlığı, mevcudu üzerine giydirilen esmalardan soyarak mevcudat pencere oluyor. Mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakan, yani buna mazhar oluyorsun. Mevcuda giydirilen esma libaslarını soyarak, artık ne kalmışsa, bir şey kalmışsa, o pencere oluyor sana, onunla vacibül vücuda bakan, kendisine giydirilen vücut libaslarından soyunarak kişi, kendisine giydirilen vücut libaslarından soyunarak soyunacak bir şey kalmadığı, varlıksız varlık, sıfatsız sıfat, vücutsuz vücuda ben diyen, yani benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim ruhum, artık çıkartamayacağım bir şey varsa, o işte o ben diyen, o sen olan. Son, cemul cem, camül ezdat olması ile insan kül ve külli, cüz ve cüzi. Yani bütün her şeyi cem eden, zıtları da zatında cem eden, cemul cem, camül ezdat. Soğuk, sıcak, karanlık, aydınlık, iman, küfür ve bütün o müsbetler de bunları cem etmesiyle kül ve külli, yani vahidiyetine her şeyi bir şeyde görmesiyle ve bilmesiyle cüz ve cüzi, yani ehadiyetine cami ayna olan bir mahlukuz biz. Amin. Kendini bulmuşken iyi bir sohbet etmiş abi. Şimdi bu ısınmadır. Hadi ya Allah. Not alıp da şurayı sormak istediğim derseniz varsa orayı tekrar oku, şey yaparım.
Peki, Dima dersimize giriyoruz. Zannediyorum, ümit ediyorum ısınmışsınızdır. İnşallah. Şimdi defter olarak 25. defter Dima atmıştım. Sayfa 217, 218, 227. Bir Dima grubunda olanlar, Dima Nurani olan o şey değil de Dima grubuna atmıştım zannediyorum bunu. 217'yi açıyorsunuz abim. Evet. Şimdi burada 217'de 82. sayfa yazıyor. Sözler 82. Evet, bismillah. Harşi cismani akıldan uzak görüp istibat, uzaklaştırma, uzak görme etmekle inkar etsen. Evet. Herhalde burasıydı. 217. Tamam. Şimdi gördünüz mü hepiniz? Sözler 82. Heh. Doktor, gördün mü abim? Doktor gördün mü? Açtın mı sayfanı? Gördüm abim, gördüm, açtım. Tamam. Öteki doktor da görmüştür. Tamam. Çünkü ekranda sizi gördüğüm için söyledim. Bir dakika, bir daha. Haşi cismani ile cismani akıldan uzak görüp istibat etmekle inkar etsen. Bitti metin. Şimdi okuyorum. Çok ilginç bir yer. He, daim okuduğumuz bir yer ya hani. Haşi Risalesi. Haşi cismani akıldan uzak görüp istibad ediyor. İstibad. İstibad ettiği için ondan sonra inkar ediyor. Şimdi metin şeyi okuyorum anladığımı. Aklın içinde olduğu, aklın içinde olduğu batıl şeyleri de akıl kendisi kendisinden uzak tutabiliyor. Çok tuhaf. Aklın içinde batıl var. O kafasızın kafasında var diyor şirk. Şirkin vücudu yok diyor. Nerede var peki? Kafasızın kafasında var diyor. Şimdi akıl o kadar tuhaf ki kendisini reddeden, muhalif olan, zıt olan, yanlış olanlar da aklın içinde var. Fakat akıl şöyle bir şey var. Onu orada tutabiliyor. Zıtları da tutuyor. Nasıl ki serbest bölgede bize rağmen şeyler olmasına rağmen, serbest bölge bize rağmen şeyler de var. Yani bize zıt, bize düşman şeyler de var. Ama serbest bölgede duruyor. Bu insanın cami olduğunu gösteriyor. Aklı kül işte deniliyor buna. Tasavvufçular aklı kül demesinin ama içini dolduran, ben rastlamadım nasıl doldurduklarını ama aklı kül her şeyi düşünebilen yapı denmiş demişler ama ben bir şey de ekledim işte külliyattan gördüğüm kadarıyla. Zıtları barındırmış ve zıtlarla beraber zıttı. Yani cemül cem, camül ezdat olması ile kül oluyor. Bu dünya gibi değil mi abi? Ha, Allah razı olsun. Evet. Evet. Yani çok garibime gitti. Biraz da gideyim. Yani böyle kesip atmıyor. Arı peteğinde gördüm ben. Bana ibret için gösterdiler sağ olsunlar. Yabancı bir şey girmiş. Fare veya büyük arı, yaban arısı, eşek arısı. Onu öldürüyorlar. Atılıyorsa atıyorlar. Atamıyorlarsa ne yapıyorlar biliyor musun? Mumyalıyor. Onun hava teması, temasla alakasını kesiyor. Kenarda duruyor.
fareyi sokarak öldürüyorlar, atamazlar. Arı bunu atamıyor, petek arı. Baktım mumyalamış. Ve koku moku zaten tipi mipi yok. Mum. Akıl da acayip bir şey böyle. Kendisine rağmen olanları da orada tutabilen, bize zarar veremiyor. Vehimdir, vesvesedir ve zanlardan düşüncelerdir veya şüphelerdir. Bize de, yani mesela serbest bölgede zanların bir kısmı aramdır diyor. Mesela vehim. Biliyorsunuz, vehim itikadımızın, vesvese amelimizin sağlamasıdır. Yani 7, 5 toplarsanız 12. Sağlaması nedir? 12'den 5'i çıkarırsanız 7 olursa. Yani sağlama, vehim ile itikadın, vesvese ile amelin sağlamasıdır. Bu insana mahsustur. Vehimdir, vesvesedir ve zanlardan düşüncelerdir veya şüphelerdir. Bize de ama zarar vermiyor. Serbest bölgede duruyor. Serbest bölgeyi anladık ama akılda da zıtlar var. İyi insan derken içi arı duru, şerlerin, yanlışların ve şüphe ve şirklerin olmadığından değil, olduğundan değil ya, bunları birbirlerine zıt olarak dalga boyu aynı yerde tutabilmesinden dolayı aklı kül, kamil akıl oluyor. Şimdi akıl tek boyutlu değil, kamil akıl bu zıtları barındırıp onları kullanan, işte bir hulasada şey yapmıştım, onları kullanabilen, yani itibari ve nisbiliğini kuvvet veriyor zıtlarla. Bu zıtları cem etmesi Hasan abi. Yani aklın istibade edebilme özelliği, aklına zıt olan şeyi de aslında aklın içinde tutabiliyor. Bu aklın külli olmasının ifadesi. Sebebidir, evet. Ama mesela buradaki cümle menfi bir cümle. Yani adam aslında inkarcı bir tip yani gibi, sanki her şey cismaniyi inkar ediyor. Yani tabii o cümlenin metnin girişinde den çıkıyor. Bunun derecesi bizde de var ama öne çıkmamış. Mesela başta İbrahim Aleyhisselam. Mesela yani görmek istiyorum, yani şüphe mi ediyorsun deniliyor. 4 tane kuş, 4 tane tabiat. Biliyorsunuz o hadise. Mesela İbn Sina ve dahi şimdiye kadar haşir nakildir demişler Osman. Yani akıl zor. Biz şimdi Risale-i Nur'la nefes alıyoruz. Haşir noktasında. Dolayısıyla bu öne çıkarıp onayladı, tasdik ettiği için inkar etti. İnkar tasdiktir. Ama akıldan uzak görüyor aklı. Aklın içinde ama işte garip tarafı bu. Aklın içinde olanı akıldan uzak görüyor. İçini bulundurabiliyor. Zıtları cem etmesi külliliğini ifade ediyor aslında, doğru tabii. Kül yani. Mesela buradan şeyi çıkar. Şeri çıkar. Melek aklı olur. Hayri çıkar. Şeytanı akıl olur. Cemet insanı akıl olur. İnsani oluyor. Çok garip. Onun için peki ne işime yarayacak bu? Tamam dedik. Aklına garip garip şeylerin gelmesinden hiç endişe etme, korkma, külli olduğundandır.
küllü olduğundandır. Hasan abi, o zıtların olduğu yer akıl mı yoksa serbest bölge mi? Yani bu ikisini beraber mi ifade ediyorsunuz? Hayır. Hayır. Örnek verdiğim serbest bölgede nasıl böyle idi? Zıtların, evet, benziyor ama orada suretleri var. Kanuniyetleri akılda da var demek istiyor. Ha, kanuniyet şeklinde. Evet. Suretlerin kanuniyetleri akılda. Evet. Hasan abi, aklın kül olması doğru anlamına gelmez değil mi? Aklın kül olması, yani küllü olması doğru da şöyle. Tasdikte bu iki zıt var ya Mehmet kardeş, zıt, iki zıt. Yani onaylanıp reddeden işte o tasdik işte. Ona dönüşüyor. Tasdik aslında ilimdir. İlim nedir? Dönüşümü kabul etmektir. Dönüşmektir yani. Bilmek değildir. Peki bunun divane olan ilme geçebiliyor mu? Yani ilim derken batılın da ilmi var Mehmet kardeş. Yani ustad diyor. Batılda da ilim var ama izanı yok. Yani bu, hatırlar mısın, bir hayal et böyle serbest bölge, nübüvvet ve felsefe. Sol taraftaki felsefe batılı tasdik eder diyor. Öyle demiyor mu? Hatırladınız. Evet. Ha, batılı tasdik. İlim oluyor mu? Onu ilim olmuyor dediydik biz. Yani. Öyle demiştim. Şöyle. Tasdik de onaylıyor ama yani o da bir ilmin mertebesi. Nasıl bir yapıysa tasdik deyince otomatik ilimdir. Ama ilmin içinde zıtlar da var ya, mesela cehalet kalkarsa ilimde, ilimde cehaleti kaldırırsanız mutlak olur. Cehaleti, batıl şeyleri de mesela diyelim ki batıl şeylerin ilmi yok mu? Yani Allah kendisine iman edecek mecburi, zaruri bir ilim sistemi kurmamış. Ustad şöyle diyor. Batılı tasdik ile diyor. Evet. Tasdik deyince ilimdir. Tamam. İlim. Mesela şeytanda ilim yok mu? Var. Peki bu ilim seni o ilimle nerede kullanıyor? Batılda kullanıyor. Devam ediyorum. Söz ver. 87 diyor bakayım. Ha. 80'in aşağıya devam ediyorum. Söz ver 80. Kendi yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik edip, bak görüyor musun? Tasdik. Yalancı vehmini, vehim, yalan, akıl, yani batılı tasdik edenin kafası bu Mehmet kardeş. Bak bana cevap geldi sana. Batılı tasdik ederse ki ilim, batıl da ilimdir o. Ama bizim veçemizde batıldır. Allah'ın ilminde hepsi cem ya. Mesela şeytan, burada şeytan, arkada mudil esması. Cehennem dehşetli şer memleket. Ama celal ülkesi yani. Esma'nın azamet tecelli ettiği yer. Bize bu. Bize bakan. Şimdi batılı tasdik ederse bu adam, yukarıdakinin devamı bu. Onun için buraya koydum. Yani aklında zıtları var. Zıtları var. Bu akıl tasdik etti mi batılı? Tasdik etti. Bunun vehmi yalancıdır. Aklı hezeyancıdır. Nefsi aldatıcıdır. Hezeyan saçma ve sayıklayan. Aklın Allahu alem, burasını da onun için aldım. Aklın ifrat modu Allahu alem, hezeyan.
vehmini ifradı yalancı, vehmin ifradı yalancı, nefsin ifratı aldatıcı. Burada üç tane dedi ya, vehim, akıl, nefis. Aklın ifratı, vehmin ifratı, nefsin ifratını söylüyor. Aklın ifratından çok sıfatları var, bir tane değil. Aklın vasatı bir tane değil. Aklın tefriti bir tane değil. Vehmin ifratı bir tane değil. Madde madde yazmıştık. Bu mevzuda, makamda ve Allahu alem aklın ifratı yeni tespit, hezeyan. Vehmin ifratı yalancı. Bir insan yalan söylüyorsa vehmin ifrat modundadır. Ondan sonra nefsi ifrat modunda ise aldatıcıdır. Yani nefs isterken nefs emmare değil. Beşeriyeti. Şimdi bir daha serbest bölge gibi aklında zıtların cemidir ama kanuniyeti olarak. Serbest bölge sureti var. Her şeyin sureti. Kanuniyeti de akılda. Akılda zıtlar cemi. Peki o zıtların içinde şer'i kabul ederse şeytan gibi. Bunun vehmi yalancı olur. Yalanın kaynağı oradandır. Aklın, akıldaki zıtların zıtları o menfiyi tasdik etmekten hezeyan. Aklı ne olur o zaman? Aklı ifrat modunda çalışırsa hezeyan olur. Bunu doktoruma söylüyorum. Mesela aklın ifratı olursa böyle sanki olmuş gibi bir kurgu yapar. Mesela o helikopter oradan geçti. O beni takip ediyor. Şizofreni deniliyor ya. Ondan sonra herkes beni düşman etmiş. Kimse beni sevmiyor. Bu hezeyan var ya, saçmalıyor. Türkçe'de saçmalama. Hezeyan bu. Bu nedir peki? Akıldaki ifrat modu, akıl ifrada çalışırsa, hakikaten akıllı akıllı şeyler de söylüyor. Ama hezeyan, hezeyanlı bir akıl. Bir insan yalan söylüyor. Vehmin ifrat modudur. Bir insan aldatıyor. Nefsin ifrat modudur. Tersi ise tefrit modudur. Hasan abi bir soru sorabilir miyim abi? Evet, sor. Davut abi. Önceden. Abi burada aklın ifrat modunda aklın sıfatlarının, mesela zekanın veya başka sıfatların hakim olmasından dolayı mı bu ifrat modu çalışmış oluyor? Nasıl oluyor acaba? Ha yok. Aklın 30 küsür tane sıfatı var. Aklın 30 küsür tane sıfatı var. O sıfatlar da kendi mesela zeka. Büyük nimettir. Ama zekanın ifrat modu şeytandan, zekanın tefrit modu nefse emmareden, zekanın vasatı sünnetten. Hezeyan da öyle. Mesela hezeyanı sana söyleyeyim. İfratı saçmalıyor. Tefriti hiçbir şey yok. Vasatı zıtlarıyla düşünüyor. Farkındalığını artırıyor böylelikle. Farklılıklarla beraber düşünüyor. Yani ihtimallerle düşünüyor. İhtimallerle. Paldır küldür yapmıyor. Böyle. Onun için yani her şeyin, ama arkadaşım Davut, her şeyin ifrat, tefrit, vasatı var. Burada hezeyanı işlemiyoruz. Hezeyan aklın bir sıfatıdır. İfrata çalışırsa aklın içerisinde hezeyan, aklı da ifrata götürüyor. Bu sefer ne yapıyor? Şunu yapıyor. Akıl içerisindeki
O zıt vardı ya, hak, batıl, doğru, yanlış, iman, küfür, karanlık, aydınlık, anamdır, bacımdır, sokaktadır vesaire. Bu aklın ifrat moduna taşınırsa, o akıl batılı hak gibi tercih ediyor. Çok rahat yalan söyleyebiliyor. Çok rahat. Yani yemin edebiliyor. Buna ilimle bir şey yapamazsınız. Böyle bir aklı dizginleyemezsiniz. Çünkü bunların ustadı, aklı ifratta çalışan, yani zeka, ifratta akıl çalıştığı için bu şeytandır. Şeytanı ilimle mağlup edemezsiniz. Bilgiyle mağlup edemezsiniz. Edilemez. Aklınızla mağlup edemezsiniz. Hiçbir şeyle mağlup edemezsiniz. Şeytanı elinde olmayan silahla onu mağlup edebilirsiniz. Şeytanın elinde olmayan silah iki şeydir. Ama aslında bir şeydir. Bir, şeytanda terk yoktu. Kendisini terk edemedi. Bir de tecerrüt yoktu. Tecerrüt kendisini terk etmedi. Terk günahları, isyanı terk etmedi. Terk hariçtir, tecerrüt dahildir. Şeytan kendini terk etmedi. Kendini terk etmedi. Kendi varlığı ve kendini öne koydu, kendine tapındı. Kendisi kendisine tapındı. O akılsız değildi. Aklı ifratta çalışınca devre dışı olup zeka öne çıktı. Şimdi ne işe yarayacak? Şu. Bu şizofreni veya böyle akıl hastalarının sebebinin kaynağını söylüyor. Şimdi 218. Sayfa 87. Abi başlamadım. Peki yani ilimle onu yenemeyiz dedik ya. İlim onu tarif eden nereye giriyor burada? Çok güzel. Allah razı olsun. Böyle iz takip ederek olunca bana da keyif veriyor. İlim onu tard eder. İlim neydi abim? Tasdik. Tasdik neydi? Tasdik, dönüşümü kabul etmek. Ona dönüşmek. Şimdi ona dönüşürsen o oluyorsun ve mesela diyelim ki birisini çık 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 çık, yani ilim onu tard eder. Faili muhtar oluyor. İlim onu tard eder. Şimdi peki batıl da öyle. Mesela bir misal vereyim. En yakın amcasını mezara gömerken dahi adam etkilenmiyorsa kabirden. Tamam mı? Etkilenmiyorsa, yani neyse çalışmıyor. Şimdi ilim onu tard eder. Batıl da ilimdir. Hak da ilimdir. Yani şeri nasıl yapıyor şeytan? İlmiyle yapıyor. İlimdir o da. O da ona dönüştü. Hani işaretleyeceğiz de var ya, şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Hep batılı düşündüğü için, hep batıla dönüştüğü için, batılı kabul ettiği için ona dönüşmüştür. Yok diyor. İlim arkadaşlar bilgi değildir. Malumat değildir. Ona dönüşendir, dönüşmektir. Sözler 87. Bir daha böyle açık kapı kaldı zannediyorum, bir daha dönüyorum. Bak. İlmin sureti serbest bölgede. İlmin kanuniyeti akılda. İlmin hakikati tasdikte. Tamam. İlim. Dima için konuşuyoruz bu.
Komple değil. Şimdi tasdik denilen ilim. İlim akılda ne farkı var? İlim de akıl gibi değil artık. Tasdik etmek demek ona dönüşmeyi kabul edip dönüşmektir. O olmaktır. Onun için Vesvese Risalesi'nde diyor ki, ilim onu tard eder. Ya ezberledim ben Vesvese Risalesi'ni, niye tard etmiyor? İlim değil demek ki. O Vesvese Risalesi'ni ezberlemek bilgi malumattır. Bilgi malumattır. Malumatlar bilgisi çok. Mesela doktorların aklım almıyor ama onlar için nasıl oluyorsa bu kadar tıbbi incelikler var. Bunu biliyor. Ama bunu kendi kendine oluyor diyebiliyor yani. Hani sokaktaki adam dese o kadar şey olmam ama bunu diyebiliyor yani. Laboratuvarda üretilemeyen, hayat verilemeyen bir böbreğin fonksiyonları veya gözün fonksiyonları deyince akıl hafsala duruyor. Gözü gidiyor, köre verebiliyor. Peki o da ilim değil mi? İlim. Nereye dönüşmüş? Şeytaniyete dönmüş, şeytan olmuş böyle. Dalalet, evet. Sözler 87. Abi, devam etmeden abi. Hasan abi. Evet. Yani hakikat olarak tasdik dedik ya. He. İlim. Alim esmasına aynadarlık yapma noktasında mı? Yani bu sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti ilmin bütünlüğüyle mi onu tard edeceğim? Evet. Şimdi bak Mehmet kardeş, okuduğun ders var ya Risale. Onunla serbest bölgede zenginlik kazanıyor kitap okurken. Mesela diyelim ki bir normal bir insan yeni Risale-i Nur'la tanışanla sen Risale-i Nur okumuşsun. Ben, sen, o. Okuyunca anladıklarımız eşit olur mu olmaz? Bizim serbest bölgede itibari ve nispi hakikatler çok. Zengin olduk mu abi okuyarak? Olduk. Ha. Serbest bölgede sureti. Akla geçtik, kanuniyeti. Kanuniyeti geçince serbest bölgeyi terk etmiş olmuyorsun. Üniversiteye gidince ilkokul bilgin yok olmuyor ki. Çekirdekten ağaç çıktı diye dışarıya, çekirdeğin içindeki yazılım yok olmuyor. Serbest bölgeden akla geçersen kanuniyetine, o zaman hem serbest bölge hem kanuniyet cem olmuş oluyor. Tasdike geçersen serbest bölge ve akılın donmuş halidir. Donmuş halidir. Ha? Tamam, Allah razı olsun. Ha. Yani o zaman bu ilmin şey yapalım. Serbest bölgedeki bir tencere getir. Serbest bölgedeki vesvese diyelim, bilgi, malumat, zan, koy, karıştır. Akıldaki o vesvesenin akıl içerisindeki meratipleri, deha, hüşyar, ezeyan, zekavet, tamam, tefekkür, hafıza, o vesvese risalesi okurken hepsi hissesini aldı mı? Onları da koy kardeşim, serbest bölgedekinin içine koy onu da. Sonra geçiyoruz ilime, yani tasdik. Orada tasdik de daha ilim değil. Ben diyorlar ki bak bunu tasdik edersen serbest bölge ve akıldaki meratipleri, bu tasdik denilen bir şey, öyle bir şey ki illeti tammelidir bu. İlleti tamme orada başlıyor. Vücub, zaret, lüzum. Buraya geçersen tasdike, serbest bölge artı akıldakilerle ona dönüşeceksin. O olacaksın. Bu dönüşümü kabul ettiğin an tasdiktesin.
ve ilim. Hasan abi. Ha abi. Abi, şimdi bir derse gidiyoruz medresede. İki kişi dinliyor dersi. Bir kişi o dersten hatasını çıkartıyor. Diyor ki, ha ben burada yanlışmışım ya. Şurada düzelteyim. Öteki kişi hatasına aynı şeyi bahane yapıyor. Ya harika. Bu ikisi arasında, ikisi de aynı dersi alıyor. Herhalde bu biraz farklı şeyler de etkili abi. Hani var ya külliyatta, arı su içer, bal akıtır. Yılan su içer, zehir akıtır var ya. Hı hı. Yani o şeyi, o kafadaki malumatı, bilgiyi ya da işte dönüştüğü kadarıyla ilmi diyelim. Onu başka şeylerle de malzeme yapıyor abi. İki tane kadın yemek yapıyor. Birisi yani işte zordan yiyoruz. Öteki diyoruz ya bu nasıl yemek, ne kadar lezzetli diyoruz ya. Aynı malzemeler. İşte birisi farklı lezzet, öteki farklı lezzet. Bu da herhalde onun gibi biraz. Evet. Diye tanım. Evet. Mesela bir güldüreyim sizi. Bir zata telefon ediyor. Ondan sonra zat bana diyor ki, konuşma arası, sen niye hapise girdin biliyor musun diyor. O biliyordu, gülüyor. Malum işte da. Dedim ha niçin girmişim dedim sence? Benim telefonlarıma bakmadığın için dedi. O da bir işlemez. Mesela geliyor başka bir örnek. Derse gelmiş. Hiç unutmuyorum. Birisini getirmiş. O zat anlatıyor, getiren. Beraber fabrikada çalışıyorlarmış. Tabii getiren sormuş yani ne oldu, ne tesir etti mi yani, nasıl gördü. Biz de merak ederiz ya getirdiğimizi. Dedi ki nasıl buldun dersi? O zamanda da Gafur'un o böyle şey akıllı bir tahta şey yapmıştı böyle zeytinburnu. Onunla ders yapmışım zan dersini akıllı tahta ile. Yani çok acayip unutulacak bir ders değil ya. Zan akıllı tahta ile. Zan dersi ki dehşetli bir şey. O zaman Hollanda'dan, Belçika'dan da bile bir hafta önce ilan ettiğim için gelen çoktu. Bizim mübarek radiyallahu anh'a gelmiş, getirmişler onu. Aynı şeyin Demir Tolan dediği gibi Abdullah'ın. Gelmiş, getiren soruyor, nasıl, ne anladın demiş. Ya boşver dersi demiş. O halılar nereden geldi dedi ya. Madem bir şey almıyorsunuz bu halı. Merak et. Ya dedi 45 dakika, 1 saatlik derste bunu mu anladın? İnan hep onu düşünüyordu. Akıllı tahtayı nasıl aldınız diyor. Akıllı tahtayı nasıl aldınız? Halıyı nasıl aldınız? Yani arkadaşlar bu şeytan da öyle. Şeytan Allah'ı inkar etmedi. Öyle ilmi vardı ki beni nasıl kandıracağını, seninle seni nasıl kandıracağını, senin hislerini, fikirlerini hepsini biliyor. Secde etmediği yer az varmış semada. Birinci semayı dünyada her yerde secde etmiş. Zaten Rabbine öyle demiş. Allah'a değil de Rabbine. Secde istiyorsan daha fazla yapayım. Ama şu Ademoğlunu yaratma. Peki ahireti mi inkar etti? Yok. Cehaletle mi insanları kandırıyor? Yok. İlmiyle kandırıyor. Ya. Peki ilim şere nasıl, ilmin ifratı var kardeşim? Mesela subutu sıfattan ilim, irade, sem, basar, kudret, hayat değil mi? Peki kudretini şerde kullanırsa kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeyviye anlatmıyor mu? Kuvve-i şeyviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye cerbezi olur diyor ifratı. İlmin de ifratı var, şeytanlıktır. İlmin tefriti var, nefse emmareliktir. İlmin vasatı var, sünnettir, fıtrattır. Aslı hılkattır. Devam edelim.
Sayfa defterinin 218'in sözler 87. Sözler 87'den okuyor. En mübarek, nurani ve aleti tesit bir hediye hikmet aklı. O bir çareye en meşhum ve zulmani bir aleti tazip yapıp. Şuraya bakın. Yani şu ifadeye bakın. Bak. En mübarek, akıl için söylüyor. En mübarek olan, nurani olan aleti tesit, yani saadetlendiren, sevinen ve saadete vesile olan tesit demek o. Aleti tesit, akıl. Hediye-i hikmet. Allah'ın hediyesidir hikmet ehli olmak. Mesela bir derste bir şey anladık mı? Mesela bir hikmet anladık. O neymiş? Hediye-i hikmetmiş. Allah sana hediyesiymiş. Böyle olan bir aklı tersine bakın. O bir çareye yerinde kullanılmasa akıl meşhum, zulmani, meşhum yazdım. Kötüyü, uğursuz, bedbaht yani. Mesela böyle hep olumsuzlukları göre. Bu olmaz. Yapılmaz. Olmaz canım. Yapamayız onu. Beceremeyiz. Senin işin değil. Babalar, bazı babalar var. Yapamazsın oğlum, yapam. Yapamaz olmaz o. Bu tarla bitmez bugün. Böyle. Olmaz. Hep böyle bakın, meş'um, zulmani ve aleti tazip yapıyor. Demek ki aklın tefrit modu meş'um neymiş? Bir, tefrit modu meş'um, zulmani, aleti tazipmiş. Bak kaç tane sıfat çıktı. Bu aklın tefrit modundaki malzemeler. İfrat tefrit vasat değil bu. Tefrit bu. Ya. Vasatı nedir peki? Yukarıda saydı. Mübarek, nurani, aleti tesit, tesidi okudum. İnsanı ferahlattıran, rahatlandıran, sevinci ve saadet zeminini oluşturan, bir de hikmet sahibi yapan. Aklın vasatı da bu. Tefriti ne? Bak, aklın vasatı mübarek, nurani, aleti tesit, hediye hikmet. Tefritini okuyoruz, tefrit. Meşhum, zulmani, aleti tazip. Peki bu dersler ne işimize yarayacak? Ya bu gece bu ders yapıyoruz. Kardeşim, burada bir not şey yapmıştık. Tabir var ya, tabir, akıl, şuur, idrak, hüşyar, hezeyan, fehim. Bunlar bilgi değil arkadaşlar. Bunlar bilgi gibi gözükürken, mesela şöyle göstereyim. Görüyor musunuz bunu? Görüyor musunuz? Flaş bellek. Ha. Burada yer açıyorsun. Yani bu tabirdir. Tabir. Mesela hezeyan, akıl, zekavet, üşer gibi. Peki ne oluyor? Bu derslerle mekan oluşuyor. Vücut buluyor. Mevcut oluyor. Vücuda mazhar oluyor. Yani denize giderken açıyorsun ya böyle. Mekan kazanıyorsun. Var oluyorsun. Var oluyorsun böyle. Üstündekileri atıyorsun böyle. Atıyorsun. Atıyorsun üstündekileri. Sıyrılıyorsun battaniyelerden. Vücut buluyorsun. Size adını unuttum. Hatırlayınız varsa daha önce söylemiştim. Allah-u Alem, yanlışım olmasın. Yanlışım varsa düzeltin. Bir zat için söylüyorlar. Talebeleri diyor.
ben diyor hocamın son 10 senesine şahitim diyor ve kendisi uyandıktan sonra kendisi de onaylıyor. 10 sene mi Allahu alem yalan olmasın, 1 sene mi burada mıyım, ahirette miyim karıştırmış, hiç bilememiş. Ya. Abdullah duydun mu abim? Duydum abi. Bu da bu insanı da ana doğurmuş da. Ya bu insanı da ana doğurmuş, ana. Yani burası mı orası, orası mı burası? 10 sene bilememiş. Bir şey diyeyim mi? Bir madde okudum. Maddeler okurken var mıydın Abdullah? Vardım abi. Ders çalışırken o düşünülerek olmamış. Bu zatın bu sıfatını düşünürken, ders çalışırken bugün bu hatırıma geldi. Unuttum o zatı. Ben de balkonda çalışıyorum. Balkonda çalışıyorum. Hiç kimse yok. Bugün bir yere tarlaya gitmedim. Ders çalışırken oraya geldi. Balkondan böyle aşağıya bakıyorum tarlaya. Bir hissiyatımı, bir parçasını şey yapayım. Nasıl oluyor dedim yani burası ile orası karıştırmış yani. Oluyormuş demek. Hasan abi. Evet abi. Bilince ne demiş abi 10 yıl sonra? İyi ki burada olduğumu fark ettim demiş. İyi ki orada değilim. Yani bu manada demiş. Yani daha kazanılacak bir şeyler var değil mi abi? O yüzden. Kazanılacak o normal bir laf da kimse pek duymasın. Pek demeyin. Bunu da Bülent de siler. Ben bir kere itikaden Allah buraya getirdiği için en doğrudur. Tamamen her şeyimle söylüyorum. İyi ki sırf cennette kalmayıp da buraya gelmiş. Adem Aleyhisselam'ın bana en büyük iyiliği beni buraya taşımasıdır. İyi ki beni bugünkü şeyim, iyi ki buraya gelmiş. İyi ki cennette orada doğup orada hep olmamış. İyi ki gelmiş. Bunu hep diyememek de nimet değil mi abi? Hep diyemiyoruz ya bunu. Ha, diyemiyorsun. Hatta bir şey diyeyim başka. Günahsız işleyemezsiniz. Yaş diyoruz. Günahtan ehli dalalet, ehli sefik gibi lezzet alamazsınız. Sefahet de, cehalet de onlar yapar bir nimet. Tövbe. Nasıl nimet? Hani başka tanım, lügat bulamadığım için bizim için artık nimet şey yapamayız. Biz günahı yaparken yaparız. Yaparken elem alıyoruz. Onlar elemsiz lezzet alabiliyor. Ona diyor ki usta meşhur bir lezzet var diyor. Kebair'de. Biz günahın tam kendisindeyken elem alıyoruz. Niçin? Nefs-i levvame makamında olduğunuz için. Günahı yapabilir nefs-i levvame. Ama günahtan lezzet alamaz. Yani almaz mı? Alır. Ama eylemi fazla. Yaparken 3 diyelim, meşhum bir lezzet, kebairin bir lezzeti var. 3 olsa diyelim, 3 derece lezzet alsam, 5 derece yaparken bir nur talebesi ondan elem alır. Onun için sefih de sen ben ona dönemezsin diyor. Ustad diyor ki ona benzeyemezsin, hayvan olamazsın. Hayvanda böyle bir şey olmadığı için
Ondan sonra bize dönüyor. Kafire diyor ki hayvan olamazsın. Bize de diyor ki sen bu kafir gibi de olamazsın. Altında onu diyor. Olamazsın. Şimdi hiç kimse yok bir daha. Bakıyorum aşağıya nasıl oluyor? Dersimi çalışıyorum ya akıl. Ondan sonra işte o maddeleri yazmaya başladım. Nereye gitti? Bakayım. Bir daha göstereyim. Aldım kağıdı. Bunlar döküldü. Nasıl 10 sene yaşamış da böyle? Burası mı orası, orası mı burası? Fark etmemiş. Etmemiş. Mesela Zeynel Abidin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Demiş. Yok. Diyememiş. Sonra Allah onaylamış. Yolunu açmış. Tamam, bana iman ettiğin için ben de senin imanını onaylıyorum bana ettiğini ve bana iman ettiğini ben onaylıyorum. Benden de yardım, o zaman yardım da geliyor ki söyletilmesi. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in diyebilmiş. Arkasında cemaat var. Oraya gelmiş, durmuş. Demişler ki niye durdun? Korktum. Allah bana der ki ey riyakar, bana mı iman ettin? İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Bana mı? Nerelere iman ettin? Nereler şirk yaptın, putlaştırdın? Rabbimin demesinden korktum. Aradığım zata sordum. Onaylayınca orasını geçebilmiş. Biz ise olsun, biz de hizmetten alacağız. Elhamdülillah. Bugün hakikaten bak böyle bir hepiniz oluyor da böyle tahtisi nimet nevinden ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Şükür için tadatet var ya. Böyle Risale-i Nur terbiye etmiyor diye var ya Risale-i Nur şualarda. Sizi diyor şüphelendirmesin Risale-i Nur terbiye etmiyor diye. Sırf onun için bir parçasını şey yapayım. Oluyormuş. Burası hakikaten çok şey geliyor yani böyle oluyormuş yani burası orası. Oluyor. Ya herkese bu yolu açık. O anadan doğan o insana mahsus değil. Geylanilik Geylani'ye has değil. Rabbanilik Ahmed-i Faruk'a ait değil. Said Nursi'ye ait değil. Peygamberlik hariç. Oluyormuş yani. Ama ani olur. Böyle hal olur. Meratibi var, karıştırmayacaksın. Şeytan aldatmayacak. Sureti var bu işin. Kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Belki de ömürde bir ani seyali olur böyle. Hakikaten duvara tutunursun böyle. Risale-i Nur terbiye ediyor, veriyor. O kadar ağır şartlar içerisinde. Çünkü şartlarımız çok ağır. Peki. Hasan abi. Efendim abi. Abi peki bu 10 sene safında bu zat. Yani bilememiş orası mı burası, burası mı orası mı. Peki ne olmuş da bilmiş abi? 10 seneden sonra. Evet.
Bilmiyorum. Yalnız benim yaşadığım bir olayı anlatayım. Şahit olduğum bir şey anlatayım İrfan. Bu ona cevap değil de belki bir nazar olur. Duyuyor musun beni? Dinliyorum abi. Sesi bazen kapatıyorum ki siz konuşurken diğer arkadaşlar rahatsız olmasın diye. Tamam. O zaman dinle. Hızır abim vardı. Mekanı cennet olsun. Allah şefaatine mazhar etsin. Hasan derdi, ben gideyim ki sizi karşılarım derdi. Benden aşağı feşliydi. 22 sene vakıflık yapmıştı. Ben çağ elinde, Rüştü abi göndermişti. Rize bölgesinde kal. Pazar, çağ el, Ardeş'in, Opa'ya, Kayadar hep böyle. Hiç ayrılmamak şartıyla senelerce kaldı. Rüştü abi. Hızır abi de Rize'deydi. O vakıftı. Biz de 20 küsur yaşında genç vakıftık. O 30 küsur yaşında, 40 yaşındaydı. 40 vardı. Onda yaşadığım bir şeyi söylemek de belki bir nebze cevap olur. Ders biterdi saat 10-11'de. Burada İstanbul'a göre 45 dakika önce oluyor akşam yatsı. Ders biterdi diyelim 10-11. Telefon ederdi, çevirmeli telefon. Derdi ki, dersin bitti mi Hasan? Bitti abi. Atla gel. 36 kilometre, Çaheli Rize. Giderdim. Geç saatlere kadar mutalalarımızı müzakere ederdim. Ondan sonra bir gün bana dedi ki İrfan, Nasıl anladı burada olduğunu? Herhalde bir nebze bir şey olur. Bilmiyorum ama tövbe yani. Hasan dedi ki şahidim. Çok endişe ettim. Odasındayız. Bazen bilmiyordum. Sonra bana öğretti endişeyi. Sonra işte annesini çağırdım da bazen ders anında dersin böyle cazibesi irfanlıkla böyle kendinden geçerdi. Böyle. Bizde bazıları bunu duyduğu zaman nurculukta olan nurcuların tarikatı zaten bir sürü diyorlar. Yok vahdetil vücuttu Muhiddin Arabisi diye böyle bize izafe ediyorlar ya. Gurur duyarım. Keşke onların kapısındaki köpek olayım. Yani onların kırıntısı bana gelse ne ala. Şimdi Hızır abiyi görselerdi, Hızır abi bazen İrfan'ım böyle geçerdi, burada değil. Gündüz ortası Geylani'yi şey yapan. Medar bahs olmuş medyada bu konuşma. Sonra bana böyle olduğu zaman ne yapılması gerekiyor? Yani ilk önce annesini çağırdım, bilmiyordum. Sonra bana öğretti. Buradan çıktığı zaman İrfan bana dedi ki, şu dolabı görüyor musun Hasan dedi. Evet abi dedi. Orada radyo var dedi. Radyo. Al getir dedi. Gördün mü? Gördüm. Buradan açılıyor, buradan kapanıyor. Tamam. Koş şimdi. Benim böyle beni halimi görürsen, pek kimseye değil mi? Benim halimi o anda görürsen, radyoyu rastgele aç. Şarkı türkü ne dengelisi çalsın dedi. Abi ne diyorsam onu yap. Peki abi. Bir gün ondan sonra pek Miraç yapamıyorum. Ben mesela. Miraç'ı yapamıyorum. Hiç gördünüz mü? Pek bir Zeytinburnu'nda yaptım. Dersi terk ettim. Gittim. Birkaç defa yapabildik zor şey. Şimdi Miraç dersini yaparken İrfan çıktı. Çıktı varlıktan, mevcuttan çıktı ya. Vücut mu? Artık ben şahit olduğumu söylüyorum. Radyoyu aldım ama elim ayağım karışarak paldır düştüm, üzdüm işte oldu işte. Radyoyu rastgele açtı. Şarkı türküler çalıyordu. Ben ağlıyorum ama o çalıyor. Ben ağlıyordum yani.
Ben acayip bime gidiyor. Daha 20 küsur yaşındayım yani. Radyoları çaldı çaldı. Biraz çaldı. Sonra sanki bir yerden ortaya çıktı gibi kendisine geldi. Kapattı. Buraya böylelikle gelmişti. O zatı bilmiyorum İrfan. Nasıl geldin? Ya ben abi, Hasan abi. Efendim? Hasan abi. Evet. O zat Murat Dursun'a sordum, o söylemişti, hatırladım. İmam Bülbül Hazretleri. Ha, Bülbül, ha. Ama o da bilmiyor, hatırlamıyorum şimdi için öyle olduğunu. Sadece 18. mektuptaki bu Muhyiddin Arabi'nin işte daha yanlışlarını kendi düzeltmesi gibi anladığını, aynı şekilde kendisi de döndüğünü öyle hatırlıyorum dedi. Evet. Şeyde herhalde bir şey Ahmediye mi Muhammed, oralarda bir yerde de okumuştuk, ben de okumuştum. O hatırıma geldi de şimdi şey için oldu Mehmet kardeş, dağılmasın. Böyle baktığın zaman dağlara, diken böyle, ormanda öyle. Hakikaten bazen tabii böyle milyonda bir taaccüp ediyor insan. Yani burası nasıl zannediyor insan? Çok zor. Yani bu nasıl burası olur? Nasıl ahiretsiz olur? Nasıl kopuk olur? Ondan sonra alttan geçiyorlar, çay götürüyor, araba gidiyor. Garibime gitti böyle. Tabii eğer o hal devam etse yaşayamazsın da. Olmuyor işte. Yani nasıl insan aldanabiliyor? Yani ustad da diyor, nasıl kendilerini aldatabiliyorlar? Ama demek ki o bizdeki o ani fani bazı kırpıntıları serbest bölgede hissetme veya fark etmeyle onlar hayatını, bir de bir şey söyleyeyim mi İrfan? Vallahi o şekilde de yaşamak, oralıyken burada olmak, o da çok zor herhalde ya. Bilmiyorum. En iyisi olman gerektiği gibi olma. Benim için yeterli cevap abi. Olman gerektiğin gibi olmak. Yani mesela... Her şeyi merkezine koyuyorsun abi. Bugün mesela İrfan'ım canım kardeş. Bugün o halet vardı ya, bu şeyi yazdıran böyle. Bir an yaz, an da değil, anın içinde bir şey işte. O devam etse var ya, olmaz ki ya. Yaşamak mümkün olmaz. Yok. Lan niçin oluyor? Bir de Abdullah, bir de bu kesbiyle, isteyerek olmaz, olmuyor böyle şey. Hiç onunla alaka yokken dima çalışıyorum, zeka çalışıyorum. Sonra işte o imamı hatırladım. Nasıl orada tefekkürüme götürdü. Kimse yok evde. Ondan sonra bir de tefekkürü bir yerdeyim. Yani sonra nasıl oluyor? Yani burada mesela karakollar var böyle. Tarlaya gidiyorum bazı tarlaya. Bir yerde sıkılıyorum, bir yerde keyif alıyorum. Aynı benim. Yani hepsi kendinize fatura çıkartmayın. Bir eve gidiyoruz, bir yere gidiyoruz. Tarla. Bir yere gidiyorum. Ulan sıkılıyorum. Tarla ya. Bir o tarafa geçiyorum. Keyif alıyorsun böyle. Ya bana bu fatura çıkacak hep ya. Hiç mekanın tesiri yok ya. Lan ne var burada dedim ya. Ne var burada? Yani ustadın 15. Sözde, 15. sözde değil mi? Şeytanla münazarasında koridorlar var, karakollar var, boyut var yani. Oraya depremin fay hattı gibi bir hat var, hat. Onun üzerine denk geliyorum, titretiyor beni, rahatsız ediyor. Tefekkür ettirmiyor bana orada.
Tefekkür ederken sıkılıyorum. Normal çay topla bir şey yok. Bir şey tefekkür edince sıkılıyoruz. Geç oraya. Ondan sonra demek ki zaman zemin tam libas. Yani fay hattı gibi yani bir hat var. Yani burası tamamen itimat edin. Örülmüş ya böyle ince kablo gibi böyle. Tenteneli perde diyor ya ustad böyle delikli. Tamamen böyle bir örtülmüş. Ama öyle bir harika bir gaflet var ki harika gaflet. Harika gaflet 3 defa söylüyorum. Hepsini örtmüş. Bir tanesini görüyoruz. Nasıl bir becermişiz? O da hayret. Yani o kadar acayip birbirine kumaş gibi böyle giydirilmiş ki şu mevcuda. O gaflet de burada kalıyoruz. Yoksa nasıl burada kalacağız ki o halette? Evet. İşte onun için dedik ki kalın gaflet ne kadar bazen de nimet. Örten şeyler zanlarımız Hasan abi. Evet. O tenteneler üst üste dediniz ya o ağ gibi şeyler. Zanlar. Hep zanımız. Evet. Mesela o bir de baktım ki orada çalışırken normal şey yap hani çay kullanıyorsun böyle. Bir şey yok. Oraya oturuyorum. Diyorum ki mesela insan sonra başlıyor sıkıntı. Bu sefer etrafa bakınıyorsun yani. Sonra ille kendine mi şey yapacaksın? Hayır. O hatlar var. Su, toprağın altındaki su dolaşır ya böyle. Yol bulur. Böyle şimşek çaktığı zaman şimşek nasıl böyle kılcal damarlar gibi oluyor ya kılcal damar onun gibi böyle ama itimat edin he inan itikadım aynı böyledir böyle olması da lazım her taraf böyle şimşek çaktığı gibi böyle kılcal damarları düşünün her tarafa alemi gayb dağ budak sarmış böyle sarmalamış her yeri. Ama şiddetli ve kalın gaflet bizi burada tutuyor. Çok acayip. İşte bu derslere katılanlar şu dersler. O zaman bu kalıp böyle tel gibi olan yere böyle yaklaşıyorsun. Bu delikten böyle biraz işte. Biraz böyle bundan sana kırpıntı geliyor. Ömrün billah yetiyor. Böyle. Nasıl anlıyorsun? Allah'tan lezzet almaya başlıyorsun. Ve o zaman diyorsun, bağırıyorsun. Seninle gurur duyuyor. Nasıl oluyorsa. İşte Risale-i Nur. Bu dördüncü şua gibi dersleri var ya. O şart ama dördüncü şua. Ahaletime denk gelme nispetinde. İşte o alemlerin birbirine denk gelmesi gibi halete denk gelmek. Peki ustanın aletiyle oluyor mu? O şart. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam hadisi var. Okumuştum galiba. Ahir zamanın vazifelisi onaylanmadıkça kişiye verilmiyor. Şimdi biraz daha gideyim. Ne kadar oldu bilmiyorum. Saat 10'da başladık. Allah Allah. 1,5 saat. Aleyküm selam Murat. Hoş geldin. Nasıl? Hoş bulduk. Benim dersim vardı da yeni amca katıldım abi. Çok güzel. Allah razı olsun. Anladım zaten. Arkadaşlar saat 10'da başladık. 11,5 herhalde yeter gibi. Bunun üzerine bir şey yapmayalım. Ama o yüzden... Mehmet abi bir şey... Hasan abi bu... Mehmet abi bir şey sormuş da bu geçen ben derste söylemiştim İmam bir gibi Hazretlere 10 sene hani şehadet-i alemiyle şey tefrik edememiş. Öyle bir şey geçti dedi derste abi. Evet evet. Bununla alakalı abi ben bunu o ifadeyi okur okumaz abi bunun külliyattan yerini aradım Hasan abi onun o dediğini. Bu iki yer tespit ettim onunla alakalı.
Birincisi Zühre Risalesi'nde 4. remiz var. Hı. Bir iki dakika okuyabilir miyim oraya abi? Oku. Dinliyorum tabii ki. 4. remiz. Ey dünya perest insan. Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içinde inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi madun ve gayrı mevcut oldukları halde birbiri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar, hakikat hayale karışır, madun bir dünyayı mevcut zannedersin. Burası abi, yani onun tefrik edemediği, karıştırdığı hakikatle hayali birbirine karıştırmış, tam tefrik edilmemiş. Yani alemi misalle alemi şahadet muhtemelen bir sekir hali. Nasıl bir hat, sürat-ı harekette bir satır gibi geniş görünürken hakikat-ı vücudu ince bir hat olduğu gibi senin de dünyan hakikatçe dar, fakat senin gaflet ve vehmi hayalinle duvarları çok genişlemiş. O dar dünyada bir musibetin tahrikiyle kımıldansan, başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın, başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır, o vakit görürsün ki o geniş dünyan kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz, senin zamanın ve ömrün berkten daha çabuk geçer, hayatın çaydan daha süratli akar. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, yani dünya hayatı abi kabir gibiymiş. Kabirin iki duvarı var, geçmiş zaman, gelecek zaman hakikatte. Madem dünya hayatı böyle, sen hazır anla kayıtlanmışsın, cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceye hayatına gir, tevehüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir alemi nur bulursun. Yani cismaniyeti bırakıp, hayvaniyetten çıkıp, kalp ve ruhun dereceye hayatına girince Hasan abi, daha geniş bir hayat, daha geniş bir alem ona giriliyormuş yani. Fakat hani 18. mektupta da vardı ya abi, asfiyalar daha önceki bazı sözlerini tahsiye etmişler. Yani öyle anlaşılıyor ki yani ifrat ve tefritten kurtulmak için bazı esmaların mertebelerinde mazhariyet önemli. Vahdetil vücutta da böyle olmuş. Yani bir kısım esmalar çok önde gözükmüş. Bir kısmı onun kadar gözükmemiş. O yüzden bu yani şehadetle misal alemi birbirine karışmış onların nazarında yani. O yüzden şeyde abi, mektubatta şöyle bir cümle var. Onu ben yerinde bulayım. 18. mektupta şöyle bir ifade var. Derece-i şuhud, derece-i imanı bil gaybden çok aşağıdır. Bir daha, normalde biz tam tersi biliyoruz Hasan abi. Derece-i şuhud, derece-i imanı bil gaybden çok aşağıdır abi. Yani imam biri gibi Hazretleri, evet o alemlerde ama ben o alemlere gitmeden veya bir nur talebesi, tahkiki imanı taşıyan bir nur talebesi, gaybi o alemleri biliyor ya abi. Aşkürs, diğer daire-i had, daire-i ilim. Onun vaziyeti ondan daha yüksekmiş. Derece-i şu, derece-i imanı bil gayb'den çok aşağıdır yani. İmanı bil gayb üstünmüş Hasan abi. Yani yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehli velayetin ihatasız keşfiyatı, veraset-i nübüvvet ehli olan asfiya ve muhakkikinin şuhuda değil, Kur'an'a vahiyye, gaybi fakat safi
bir hatalı, doğru, hakaiki imaniyeye, imaniyelerine dair ahkamlarına yetişmez. Demek bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı kitap ve sünnettir. Evet. Bu meseleden önce abi şöyle söylemişler, gördükleri doğrudur fakat alemi misan sureten alemi maddiye benzediği için iki alemi mevzus görüyorlar. Öyle tabir ediyorlar Hasan abi. Yani bu 18. mektupta İmam Birgibe Hazretleri'nin niye öyle dediğinin izahı yapılmış abi. İkisini beraber görmüş. Alemi misal sureten, alemi maddiye benzediği için iki alemi mevzuç görüyorlar, öyle tabir ediyorlar. Alemi sahveye, yani şehadet alemine döndükleri vakit mizansız olduğu için meşhudatlarını aynen yazdıklarından hilaf-ı hakikat telakki ediliyor. Abdullah bir şey diyecektin galiba Demirtol'a. Abi, Barla'da bir mektup var da, 222'de, Üstad'dan bir mektup alıyor abiler. Şimdi Murat, abinin söylediği yer biraz bizim konuştuğumuz yer ile aynı değil gibi geldi bana da. Yani şöyle... O mevzunun ortasına girdiği için bu farklı bir şey taşıdı, evet. Evet, biraz farklı oldu zannedersem. Orada farklı oldu, ki, evet. Öyle bir hediye aldık ki diyor, şuradan okuyayım abi bir saniye. Ve göndermiş olduğunuz emanetler alırken öyle sevindik ki bülbülün gül dalında seher vaktinde aşkından ağzından çıkarmış olduğu nameler gibi işittik. Onun için birbirimizle ne konuştuğumuzu bilemedik diyor. Bu biraz buranın hissiyatı gibi geldi bana. Yani Murat abinin dediği 18. mektup daki yer biraz bizim konumuzun dışında, o doğru ama biraz bizim burada konuştuğumuz şey Risale-i Nur'dan aldığı iman dersiyle onu boyalamasıyla, yani manen boyalamasıyla o dersin, o kişiyi aklen, kalben, diman, o dimanın döllenmesiyle onun neticesi olarak imanla aldığı lezzet böyle bir harika noktaya taşıyor ki onu, ya acaba bu lezzet burada olamaz, acaba biz burada değiliz de şeyde miyiz yani, öbür tarafta mıyız? Şehit gibi. Hale. Evet, şehit gibi. Bir nevi şehit gibi, evet abi. Şeyde de var ya, Hasan Feyzi abi için diyor. Diyor ki, dersimi aldım Kabu Kayıp senden el aman diyor. Nereden almış? Kabu Kalpsen. Mesela 158 miydi gene Barla'da? Abiler ders yaparken Hafız Ali abi dersi dinliyor. Dersi dinlerken büyük aleme girdim diyor. O sarayda dolaştım diyor. Sarayı hata edemedim diyor. Başım döndü diyor. İndim diyor. Küçük bir saraya denk geldim diyor. O saraya geldim diyor. O 210 miydi o Barla'da? 185 abi. Ha 185. Sonra Harun düzelt şeyimi. Sonra o saraya geldim küçük ama nasıl gireceğim diyor. Kapısı var diyor. Tam o anda düşünürken nasıl açacağım diye dersi yapan, bunun alemini bilmiyor, o da dinliyor. Dersi yapan dedi ki Bismillahirrahmanirrahim işte anahtardır diyor. Hatırladınız değil mi? Evet, hatırladık abi. He Murat'ım. Ondan sonra onu açtım. Murat bizim konuştuğumuz başkaydı. Ondan sonra şimdi o anahtarı ama dersi yapıyor. O ders yapıyor ama bu ders dinliyor. Bu alemden aleme dolaşıyor. Alemde. Girdim diyor. Ustad da koymuş bunu bardağa. Saraya girdim, küçük saray diyor. Demek ki Şecer-i Hilkat'ta başladı, yata edemedi. Kendi sarayına girdi. İçeriye girince
Besmele işte kapıyı da şey verdi. Ders yapan anahtarı verdi. Kapıyı açtı. E ondan sonra girdi içeriye. Derste oluyor. Kaçtı? 187.5 miydi Arun? 185 abi. 185. Yani ya bu nasıl bir terbiye, nasıl bir şey? İkisini bir arada görüyor. Yani orada kalmamış Murat. Bu ikisini beraber gözü açık. Ya bu nasıl bir zat? Yani ne diyor ya bu ustad da onaylıyor. Dersimi aldım diyor. Ahmet Mehmet'ten demiyor. Kavu Kalpsen'den. Ondan sonra nasıl bir zatmış? Şeyhmiş. Şeyh. Vekil değil ha. Hasan Feyzi abi şeyhmiş. Vekil değil. Müritlerine demiş ki, talebe ve müritlerine, ben demiş, Said Nursi'nin vazifeli, o beklenen zat olduğuna iman ediyorum, yani itikad ediyorum, bu budur. Benimle gelen varsa ben ona dahil oluyorum, benimle gelsin demiş. Bu nasıl bir şey? Ya ben daha hissiyatımı bırakamıyorum. Daire-i Nur içinde de bırakmam gerekiyor. Adam çıkmış zirveye, talebeliğe dönmüş. Bunu... Biz cepheti yapamıyoruz abi. He ya. Rüşt abi şu örneği verirdi. O zaman yoktu ya. Yer yoktu, mekan yoktu. Salonda yatıyorduk. Ya Anadolu'dan birisi geldiği zaman diyor. Ya burada kalan diyor. Vakıflara bize diyor. Ya kardeşim feragat et işte. Misafirimiz geldi. Kalacak yeri yok. Yani bize koyacak yerimiz yok. Yatağını ona ver, sen mutfakta otur. Sabaha yerim. Yani diyor, bunu yapabiliyorsanız fedakarsınız derdi bize. Sabah oturacak, tamam mı? Şimdi bu insan talebeliğe girmiş yani. Hafız Ali abi de öyleymiş. Bakın şuraya bakın ya. Mesela Kastamonu'daki Mehmet Feyzi abi. 580 tane mi Arapça kitabı çıkmış? Yoksa 850 tane, 580 galiba. Yani peki bu adamlar ne görmüş? Ve ustad diyor ki Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin diyor şu anda. Yani bu şeyi veriyor ama ihatalı veriyor. İki tarafı da şey yapıyor, şatahat, sekir olmadan koruyarak ikisini ihatalı veriyor. Şükürler olsun. Peki. Abi. Abi Nur suresinde şeyi anlatıyor da Cenab-ı Hak. Bu Hazreti Ayşe validemize iftira atılma ilk hadisesini anlatıyor da orada şahitleri getiremeyen mevzusunu konuşurken Kur'an-ı Kerim şüheda diyor şahitlere. Biz de şehidin çoğunluğuna şüheda kullanıyoruz yani. Evet. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın esmasına ve sıfatlarına Kur'an Risale-i Nur vasıtasıyla bu zamanda şahitlik ediyorsak o zaman zaten Kur'an'ın tasdikiyle şüheda makamından bakıyoruz. O yüzden bazen burada orada mıyız, burada mıyız? Az önceki anlattığın kıssadan da anladığımız gibi herhalde günahlarımız da burada mıyız, orada mıyız anlıyoruz abi ya. Günahla. Evet. Günahla burada olduğumuzu biliyoruz. Bana da cevap olmuş olur bu durum. Buradayız. Mesela derdim ya böyle latife yapardım Zeytin'imde. Yani belki de aramızda evet. Derste vefat etti, vefat ettiğini anlamaz. Şehit olur. Derste şehit olur. Ama hala derste şu anda. Aramızda bir iki kişi var dedim. Ama maalesef hepiniz şöyle diyorsunuz. O ben değilim. İşte böyle dediğin için sensin. Diye derdim biliyor musun? Peki sonra bana sordular. Tamam abi de biz geçen hafta derste vefat etmediğim yani eden ben olup olmadığımı nasıl anlarım? Tamam mı? Bu buraya kadar taşınmıştı. Onlara demiştim ki günah işliyorsak buradayız.
şeriatla muhalefet ediyorsak buradayız. Ya. Murat, bir yer mi okuyacaksın abi? Yoksa kapatacağım. Abi şimdi hani Ali İmran suresinde şehid Allah'ı ennehu diyor ya, Allah da şehitmiş yani. Peki onu nasıl anlayacağız? Ne onu söylediğine göre şimdi bunu ne çıkarttın? Şöyle abi, şimdi Kastamon layıkasında sayfa 70 bu ayeti izahat yapmış yani. Şehid Allahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketü ve ulul ilmi daimen bil kıst la ilahe illa huvel azizul hakim. Buradaki şehid-i üsa hazretlere izahat yaparken abi bunun Risale-i Nur olduğunu söylüyor abi burada o şehide. O zaman buradaki ifadelere baktığımız zaman şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir şehit ismi var, bir şahit ismi var. Şimdi şahitle şehit arasındaki fark ne? Birinde olayın haricinde kalıyorsun. Şahit, şehitte ise olayın bizzat içindesin. Mesela askerde, cephede adam savaşıyor, o şehit oluyor. Arkadan onu görenler ona şahit oluyor. Yani Allah bütün sistemdeki işi bizzat kendisi yaptığı için o zaman şehit Allah oluyor abi buradaki ifadelere göre yani. Yani bizzat işin içinde yani sistemin haricinde değil, kainattaki her şeyi irade ve kudretiyle, ilmiyle bizzat kendisi yapıyor. Risale-i Nur da bu asırda hem Allah'ı o şekilde gösterip hem kendisi de işin ön safında savaştığı yani cephede olduğu için o zaman şehid Allah ayetine mazhar olmuş oluyoruz. Sayfa 70 abi, Kastamonu. Evet, güzel. Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Allah feyzimizi, irfanımızı artırsın. Bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak bu durusu Kur'aniye'de beşeriyetimize bakıp da beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı elimizdeki nimeti almasın. Hizmet imani Kur'aniye'de hissemizi ziyade eylesin. Ben bazı duaları ısrar etmemin sebebi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emri olduğu için. Hep duamda bunu derim. Her dersten sonra demenizi tavsiye ederim. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı hizmetine kabul ettiğin inşallah bu durusu Kur'aniye'den bizi ayırma, elimizden alma. Günahlarımızdan dolayı alma ya Rabbi elimizden. Amin. Ve ahir davahum elhamdülillah. Ben üstadım. Bir yere okuyabilir miyim mesela Kürtçe? Tamam. Dinliyorum. Oku bakayım. Zaneke vay gören zike balantı ile durit. Çünkü her vay lagavtu daya. Lagavrımı yekik üdüre kışıt daya. Belam lagal jarakat daya, lagal hamuyeki ki haoragasa kışıt daya. Herva lagal ragazito daya, lagal hamu zindavari ki cüz'i daya. Herva lagal hamu zindavar daya, lagal sarjani çinu baznakani bunavar daya. Din la sarçinu ta degata çini hamu bunavaranu. Çini hamu gadila kanu, athiru rohanya kanu, ştani ma'lami. Ta degata oika vahim davran davrin adat. Jagar elayni khota u istadlin zigdita. Jagar elayni khota u braytu bikshaytu. La play juzniwa baro play hamachati jor bazbita. In jagyan patip kaytu la maqami hamachata u baro maqami radas tarwaz kay. Harban joran bikay hatta hazar parda dabri. Chunka u harwab la layto daya. La layto mushtu kusha. Kante to delayani khota wa layto dedu. Kallay hamushti akabbi fasha zay tamana gele mawi desnu de tarale nevan tin kan wujuda aya itechon de gitalay dure akla kushi da zaran la nevan da yo chandin joy tai kachuni shlo redaya madam ana awaya awala la yani khota wa dure akat lo nawan tanaw baro mariya ta kubo bimeni to kaniziki evish nizigi da
بزنك قوي قرر لكم عن الزيكتر اللي مالوا يمجل الرادب لدار دورين ليرا ويشي بلا بلقاني نزيكي هالخطة وتنتناني در اگر بمالوا لو تدادا تو دادنا كالسو كوتي تدادا كار ناي دوزينا مگر لايك خنوشتك وقر برز مينا و بدوران دوري بازنا يمكان لايك خنوشتك هر استاش ناگينا هر اشتا ناگينا مگر لپشت پرده نورانیکانی بازنی وجود با نچشنی به همکانی ناوکانو صفتکانو کاروبارکانی عزت و مزنی و گوری او بلان اگر بوازینان لخو من لوی نزیکی خوی و سراغ من کرد لپشتوانی خوی گوره کارکا آسانا انشاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله هدیتنا الفاتحة. Maşallah, Kuzey Irak'a selam, Allah Allah. Beni nereye götürdü biliyor musunuz, hatırlar mısınız Abdullah? Yani milliyetçilik dersini yapıyor, propagandasını yapıyorlar diye devam, milliyetçiliği pompalıyorlar. Ona dedim, ben Karadenizliyim, Kürtçe bilsem de inadına rağmen Risale-i Nur'dan Kürtçe bir ders yapsam. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Bak, kader de karşıma çıkarttı. Tebrik ediyorum. Bak kardeş. Diyor, sen yapamazsın ama ben yaparım diyor. Hayır, kadere bak görüyor musun? Ben ama yerine. Tam evet, tam yerinden ve yerinde. Hep benim dersler vardır böyle. Oğlum dedim İngilizce bilmek, Fransızca bilmek, bilmek Arapça meziyettir. İngilizce elin İslam'ın ezeli düşmanı olan İngiliz'in lisanı bilmek meziyet. Benim dava kardeşim, yoldaşım, hakikattaşım lisanı bilmek şey o zaman şimdi değil de elhamdülillah. Şimdi ona keşke dedim o lisanı bilsem de bir ders yapsam. Kardeş yaptı işte. Dersimin Fatiha'sını da o verdi. Elhamdülillah. Onun için şükrettim, hamd ettim. Elhamdülillah. Çok şükür. Geceniz mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.